Merhaba. Ah, affedersiniz çocuklar. Ayağım kaydı, az daha düşüyordum. Ben Bob. Köselem kaydı da. Geçenlerde de bir yerde kaydım. Aman otobüste kaydım. Sıkıntı oluyor. Aman otobüste kaymayın. Başka yerde kayabilirsiniz. Evet, bugün 3 tane temel rengimizle sizlere bu up to fırçayla yapan fırçayla sizlere bir sanat eserinin ünlü bir tablonun ama arkasıyla değil, arkası sakat. Evet çocuklar, şimdi turkuazımızı alıyoruz ve ünlü tablomuzu yapmak için taban resmimizi oluşturuyoruz. Evet, yavaş yavaş ünlü tablomuzun alt açıdan bakışlı şekli ortaya çıkıyor. Evet, bu bir insan portresi. Evet, mavi sarıyı adeta seviyor. Kim bilir, belki orada büyük bir mutlulukla gülümseyen bir çocuk vardır. Evet, orada bağıran çocuk. Evet, nihayet ünlü sanat eseri tablomuz çıktı. Mona Lisa diye bilinir. Bu tablo yanlış bir bilgidir. Bu, çünkü bunun orijinali başkadır. Al be kadın, yıllardır insanları kendine hayran ettin. Ah, bakın biraz sıvazlayalım, şöyle yayalım boyayı, çünkü Mona Lisa gerçek değildir. Şimdi size Bob abiniz gerçek tabloyu yapacak. Şimdi Mona Lisa'nın üstüne yeniden astar boyamızı geçiyoruz. Evet, evet, metalik boyayı geçeceğiz birazdan üstüne ama elimizle yapıyoruz. Dünya, evet, şu an elimizle dokundurgaç tarzı yaptım. Evet, şu an gerçek Mona Lisa işte karşınızda. Bunun ismi Mona Rıza. Mona Rıza aslında İtalya... Ooo, çok gerçek oldu. Mona Rıza işte gerçek tablonun ismi, fakat bizi yıllardır Mona Lisa diye kandırıyorlar. Şimdi size Bob abiniz 3 boyutlu spreyini kullanarak Mona Rıza'nın 3 boyutlu halini yapacak. Evet, son derece hanımefendi oturuşa sahip Mona Rıza'ya vurduk. Alıyoruz. Evet, iyiden iyiye bir yaydık resme boyayı. Evet, açıyoruz. Küçük işçiliğimiz kaldı. 3 boyutlu resmimiz neredeyse işte. Mona Rıza. Tarihteki en eski kadın figürü. 3 boyutlu, bakın gerçek gibi duruyor yavrum. Yüzyıllardır hiç eskimemiş, ağzının yarısı kaymış, yarısı gülüyor. Hop, bakın 3 boyutlu resimleri tokatlayabilirsiniz. Bakın size Mona Bob oluyorum.